Efendim dışarıda şey... Arabayı söyleyeceksen onu garaja çekebilirsin profesör. Bu gece bir yere gidecek değiliz. Şey, hayır, onu demek istemedim ben. Oğlum söylesene, ne var? Ne? Hani onlar Antalya'daydı? Ne halt edeceğiz şimdi? Allah kahretsin! Kızım meyva, tuz şunu tut be! Teşekkür ederim amcacığım, istemem. Yemek bitti, artık yatabiliriz. Gel kızım seni odana çıkarayım. Hemen mi? Daha çok erken amcacığım, biraz konuşurduk. Olmaz, olmaz! Konuşamayız, hem sen yoldan geldin yorulmuşsun. En iyisi yatmak, hadi gel! En iyisi yatmak, hadi bakalım! Ne yapacağız şimdi, biliyor musun aksini? Sen de dur be, fırsat bu fırsat bana sarılıyorsun. Çekil, dur bakayım. Bütün gece direksiyon kullanmaktan kollarım koptu. Ben de çok yorgunum, bu gece seninle köşkte kalabilir miyim şekerim? İşte kızım, burası da banyo. Ama beni dinlersen sen yıkanmayı falan bırak da... hemen yatmaya bak! Amcacığım, ne oldu birdenbire? Neden bu kadar telaşlısın? Kim? Ben mi? Ha. Ben mi telaşlıyım? Telaşlı olmam için bir sebep var mı? Ne oldu, ne oldu? Şekerim, ben yatmaya gidiyorum. Yatmaya mı gidiyorsun? Evet! Bana bak! Ya yemek yemeyeceğim diyorsun, terliyorsun. Karnı aç değilmiş ki, Allah Allah! Olur mu böyle şey canım? Hiçbir yerde buz kalmamış ki. Sen de kimsin? Ne işin var bu odada? Burası benim odam. Amcam benim için hazırlattı. Amcan mı? Evet. Bu köşkün sahibi Kazım Bey'in yeğeniyim ben. Kazım Bey'in yeğeni misin? İşte buna bayıldım! Demek hepsinin şaşkınlığı bu yüzdenmiş! Ayhan gel bak, seni kiminle tanıştıracağım! Bu kız kimmiş biliyor musun? Ev sahibi Kazım Bey'in yeğeniymiş! Hangi Kazım Bey'in? Kendisi aşağıda. Aa! Bizim Kazım Efendi olacak! Kuzum, neler dönüyor bu evde, şunu bir anlayalım! İçeride ev sahibinin yeğeni olduğunu söyleyen bir kız var. Bu ne demek oluyor Kazım Efendi? Efendim, size her şeyi anlatacaktım, fırsat olmadı. İnanın ki ortada kötü niyetle yapılmış hiçbir şey yok efendim. Onlar kısa bir süre içinde olsa... zavallı bir köylü kızına güzel bir rüya göstermek istediler. Sizin birdenbire döneceğinizi sanmıyorlardı. Ama geldik işte, insan haddini bilmeli. Haklısınız. Böyle bir odada yatmak, hiçbir zaman benim haddim olamazdı. Bunu bilmem lazımdı. Hepsinin adına sizden özür dilerim. Ne olur onları affedin efendim. Profesör haklıydı. Bu oyuna hiç başlamamak lazımdı. Yavrum, seni üzdüğüm için beni affet. Asıl ben sizi üzdüm amcacığım. Benim yüzümden az daha hepinizin başı derde giriyordu. Boş verin, her şey olacağına varır. Doğru. Artık burada kalamam herhalde. Nereye? Köye mi döneceksin? Hayır, seni bir yere bırakmam yavrum. Bırakmayız tabii. Burada kalması için herhalde her çareye başvuracağız. Canım, bu o kadar güç bir mesele değil ki. Kazım baba gider Ayhan Bey'le konuşur. Tabii, tabii, kalabilir. Orta işlerine falan bakar. Evde bir hizmetçi fazla olsa ne olur? Sağ olun küçük bey. Şşt, bana bak! Bunlar yıkanıp ütülenecek, akşama lazım. Hadi şekerim. Bir dakika. Akşam bahçede arkadaşlarla bir toplantımız var. Kazım Efendi biliyor ama sen gene bir hatırlatıver, hazırlık yapsın.